Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilişkiler hakkında sohbet videosu çekeceğim. Bu sohbet videosunun konusunda sizlerin oluşturmasını istedim. Instagram story'imde paylaştım. İlişkilerle ilgili merak ettikleriniz varsa sorar mısınız başlıklar olarak ya da soru olarak sorar mısınız? Ben de o konular üzerinden sohbet yapayım dedim. İlk buluşmada hesabı kadın mı ödemeli yoksa erkek mi? Adım Melisa, lütfen ismimi söyler misin demiş. Tabii ki de söyledim. İlk buluşmada bence hesabı her iki tarafında, yani bir şey yenildiği zaman her iki tarafında elini cüzdanına uzatması gerekiyor bence. Ama naziklik olarak en azından ilk buluşmada erkeklerin ödemesi gerekiyor bence hesabı. Ben öyle düşünüyorum. Biz Mehmet'le buluştuğumuz zaman ben de cüzdanımı uzanmıştım. Ben de ödemek istemiştim ama Mehmet tabii centilmenlik yapıp ben ödeyeyim hesabı deyip o ödemişti. Bence ilk buluşmada erkek ödemeli ama daha sonrasında eşit ödenmeli diye düşünüyorum. Erkekler gerçekten severler mi? Tabii ki de seven erkekler de vardır ama sevmeyen erkek de vardır yani. Sevmeyip bir insanı karşı tarafı kullanan, o da karakter meselesi bence. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim pek fazla. Sence neden bir erkek durduk yere soğuk yapıp konuşmayı keser ve bir daha mesaj atmaz, söyler misin demiş. Bence daha önce konuşuyorken bir anda kesiyorsa konuşmayı, dediğin gibi ya soğumuştur ondan yazmıyordur ya da sevgisi bitmiştir ondan yazmıyordur. Çünkü seven insan duramaz, mesaj atar, yani mesaj atmaya devam eder. Seven insan karşı tarafla ilgisini kesmez. Hep ilgili davranır yani. Bunaltır yani ilgiden. Sevgilisi için arkadaşlarından vazgeçip ayrıldıktan sonra tekrar samimi olmaya çalışmaları çok kötü değil mi demiş. Bence de öyle. Mesela kendimden yola çıkacağım. Mesela bir arkadaşım, benimle erkek arkadaşı benimle görüşmesini istemediği için benimle görüşmeyi kesip erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bana mesaj atsa, benimle konuşmaya çalışsa kesinlikle onunla arkadaşlığıma devam etmem. Çünkü o arkadaşım sevgilisini tercih etmiş. Bir diğer soru, Mehmet seni aldatsa ve çok pişman olduğunu söylese, yalvarsa affeder misin? Ufak tefek bir bakışma mı yoksa ileri boyutta bir aldatma mı? Duruma göre değişir bence ve duygu durumuma göre de değişir. Şimdi ben burada büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü büyük konuşurum, ondan sonra başıma gelir, affederim belki. O da hiç belli olmaz. Şu anki düşüncem, yaşamadığım için aldatılsam affetmem gibi geliyor bana. Ama büyük konuşmak da istemiyorum, başıma gelmesini istemediğim için. Yani o anki duygu durumuma göre değişir. Kadın erkek ilişkisi sana göre nasıl olmalı? Bence saygı olmalı, güven olmalı. Bunlar olduğu sürece güzel bir ilişki devam eder. Bir de anlaşmak çok önemli. İki tarafın da birbiriyle çok iyi anlaşması gerekiyor. Çünkü iki taraf birbiriyle anlaşmazsa, ne kadar severse sevsin, ne kadar saygı duyarsa duysun, o ilişki yürümüyor maalesef. Ben birini seviyorum. Sürekli göz göze geliyoruz. Sence neden? Belki o da sana bakıyordur sürekli. O yüzden göz göze geliyor olabilirsiniz büyük ihtimal. Belki senden hoşlanıyor da olabilir ya da öylesine de göz göze geliyor olabilirsinizdir. İki seçenekten biridir yani. Bir ilişkide erkekle kadın arasındaki fark nedir sence? Bence erkekle kadın arasında hiçbir fark yok. Eşit olması gerekiyor. Zaten eşitlik olmazsa o ilişkide yürümüyor bence, bana göre. Kız çıkma teklifi etse daha mı iyi olur sence? Bu arada seni çok seviyoruz demiş. Ben de sizi seviyorum. İsmi de Berna'ymış. Eğer seviyorsan, hoşlanıyorsan kız tarafı da çıkma teklifi edebilir. Ben buna bir şey demiyorum. Ama ben kendim olarak çıkma teklifi edemem karşı taraftan bir erkeğe. Hoşlansam, aşık olsam bile. Çekingen bir insanım çünkü. Ama senin cesaretin varsa, özgüvenin varsa o konuda yani, sen de teklif edebilirsin yani. İlla erkek edecek teklif diye bir şey yok. Sonra eğer etmezsen teklif, kaçırabilirsin o kişiyi. Böyle bir şey de var yani. Sevgili mantıklı mı topluma bakarsak demiş. Bence mantıklı. Bence mantıklı çünkü bir insan birbirini tanımadan evlenirse o ilişkide olmuyor yani. Bir insanın sevgili olup o insanı karşı tarafı tanıması lazım evlilikten önce. O yüzden sevgililik bence önemli evlenmeden önce. Ben öyle düşünüyorum. Birbirini tanıyacaksın, o kişinin özelliklerini, nasıl biri, güvenilir biri mi, neleri sever, her şeyi onunla ilgili öğreneceksin ya da anlaşabiliyor musun, bunu anlayacaksın. Ondan sonra bir evliliği aşama olarak atlayacaksın. O yüzden sevgililik bence o açıdan, karşımdaki insanı tanımak açısından önemli bence. Bir kız ve bir erkek sevgili olmadan arkadaş olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Neden olmasın? Hatta benim gördüğüm örneklerde var, çok iyi arkadaş olan insanlar. İnternette olsun, dışarıda, ortamlarda olsun. Olabilir bence. İlk başlarda hangi konular konuşulur?
Biz mesela ilk başlarda neler konuştuğumuzu pek fazla hatırlamıyorum ama neleri seversin, hobilerin neler falan, ne yapmaktan hoşlanırsın, günlük konulardan bahsedersin ilk başta. Daha sonra zaten daha özel şeylere de geçersin konuşma açısından. Ben öyle düşünüyorum. Zaten ben ilk gün çekindiğim için çok fazla konuşamamıştım. O yüzden ne konuştuğumu bile pek fazla hatırlamıyorum. Aşkın sonsuz olduğuna inanıyor musun? Ben aşkın sonsuz olduğuna inanmıyorum. Aşkın belli bir süre sonra biteceğine, onun yerini de sevgi alacağına inanıyorum. Çünkü bence sonsuz bir aşk yoktur. Aşkın yerine sevgiye geçer. Yani aşk sevgiye dönüşür ve süreklilik olur. Bence böyle. 5 senedir sözlüyüm ve o Bursa'da, ben Antalya'da yaşıyorum. İnsanlar inanmıyor ama uzaktan da oluyor demiş. Olabilir yani, 5 yıl seviyorsan eğer beklersin yani, uzaktan da ilişkiye devam edebilirsin. Neyini anlamıyorlar insanlar, anlamıyorum gerçekten. Mehmet'in dış görünüşü farklı olsaydı Mehmet'le sevgili olur muydun? Daha kısa mesela. Dış görünüşü farklı olsaydı da onunla sevgili olurdum. Çünkü ben dış görünüşüne göre ona aşık olmadım, sevmedim. Ben onun sevdiğim için zaten Mehmet'le çıkıyorum şu an. Kalpten sevdiğim için onunla birlikteyim. Dış görünüşüne göre onunla çıkmıyorum. Öyle bir insan değilim yani. Sadece dış görünüşünü beğendiğim için bir insanla çıkamam. İlla o karşımdaki insanı sevmem gerekiyor ki ondan sonra onunla çıkabileyim, bir ilişki yaşayabileyim. Ben böyle düşünüyorum en azından. Sence erkeğin kadının üstünde hakkı var mıdır? Adımı söylemezsen sevinirim. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bence erkeğin kadının üstünde bir hakkı yoktur. Eşittir haklar. Erkeğin kadının üzerinde hakkı varsa kadının da erkeğin üzerinde hakkı olması gerekiyor. Çünkü bunlar birlikte ilişki yaşıyorlar yani. Tek taraflı bir üzerinde hak yoktur. Herkes emek veriyor sonuçta. Ben öyle düşünüyorum. Mehmet ile evlenirseniz düğün nerede olur? Trabzon'da olur. Erkekler neden çok kıskanç? Ya çok aşırı sevdiği için çok kıskançtır ya da kendine güvensizliği vardır. Yani seni kaybetme korkusu vardır. Kaybetme korkusu olduğu için de aşırı kıskançlık yapar diye düşünüyorum. Neden iki kişinin aynı anda birbirine aşık olması bu kadar zor? Bir platonik demiş. Gerçekten zor yani aslına bakarsak. Mesela kendimden örnek vereceğim. Ben birinden hoşlanırdım mesela, karşı taraf benden hoşlanmazdı. Ya da karşı taraf benden hoşlanırdı, ben ondan hoşlanmazdım. Yani ben de eskiden böyle düşünürdüm. Ya ben birinden hoşlanırım ama o benden hoşlanmıyor. Ben herhalde hiçbir sevgili olayı olmayacak yani. Karşılıklı birbirimizi sevmeyeceğiz. Karşımdaki insanla birbirimizi sevmeyeceğiz diye düşünürdüm. Ama sonrasında oluyormuş. Yani sevgili edindiğime göre, birbirimize sevdiğimize göre olabiliyor. Zamanı vardır. İlla seni sevecek, senin sevdiğin biri karşına çıkar ve birlikte olursunuz. Bir erkeğin kız arkadaşı olabilir mi? Mehmet'in olsa sen kıskanır mıydın ya da olgunlukla karşılar mıydın demiş. Bence bir erkeğin kız arkadaşı varsa, sevgilisi varsa başka kız arkadaşı olmaması gerekiyor. Ben mesela istemezdim en azından Mehmet'in kız arkadaşı olmasını, onu örnek gösterdiğin için. Kıskanırdım çünkü çok kıskanç bir insanım normalde. O yüzden de istemezdim diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta Mehmet de benim erkek arkadaşım olmasını istemez. O yüzden de eşitlik açısından da olmaması gerekiyor bence. Olgunlukla karşılar mıydın? Karşılamazdım, istemezdim. Ben mesela Facebook'taki arkadaşlarını bile silen bir insanım. O da benim aynı şekilde. Mehmet seni çok darlıyor mu? Adım Melek, söyler misin videoda? Hayır, darlamıyor. Gayet olgun bir insan yani. Dışarı çıkacağım zaman bile izin falan almıyorum yani. Çünkü öyle çok ilişki biliyorum yani. Dışarı çıkacağı zaman izin alan, izin vermediği zaman çıkmayan. Mesela sevgilisine, mesela kahveye gidecek örneğin. Kahveye gidebilir miyim diye kız arkadaşından izin alan erkekler var. Ne Mehmet benden izin alıyor dışarı çıkacağı zaman. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim, gidebilir miyim falan diye sormuyor. Ben de aynı şekilde ona sormuyorum. Sadece ben şuraya gidiyorum diyorum. O da tamam diyor yani. Bence de böyle olması gerekiyor. Çok aşırı darlamak da insanı sıkar, boğar bence. Sence kadın erkek eşitliği var mı? Bence kadın erkek eşitliği yok arkadaşlar. Bir örnek verecek olursam, bir kadın 11'de 12'de rahatlıkla dışarı çıkamıyor yani, korkuyor bazı şeylerden. Ama erkek 11'de olsun, 12'de olsun, gecenin birinde ikisinde olsun dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor, hiçbir korkusu olmuyor. O yüzden de bir eşitlik olduğunu düşünmüyorum. Ailelerin yetiştirmesi açısından da kız erkek eşitliği olduğunu düşünmüyorum. Mesela aileler, hepsi böyle değildir ama mesela kız ev işi yapıyordur, mesela yatağını topluyordur falan ama erkek hiçbir şey yapmıyordur evde. Ne evi topluyordur ne de yatağını bile toplamayan erkekler biliyorum yani. O yüzden de eşitlik olduğunu düşünmüyorum. Bir kıza
açılmanın yöntemi Banu Hanım sizden ricam demiş. Bir kıza açılmak için ilk başta sosyal medya üzerinden yürüyebilirsin. Eğer sosyal medyası varsa mesaj atabilirsin. Merhaba, nasılsın, neler yapıyorsun gibisinden. Daha sonra mesela hoşlandığını, sevdiğini söyleyebilirsin. Sürekli mesaj atarak ona karşı ilgili olduğunu belli edebilirsin. Ya da okuldan biri ise onunla sürekli ilgili olabilirsin. Onunla sürekli sohbet içine girebilirsin. Ondan hoşlandığını ona belli edebilirsin. Daha sonra da açılabilirsin. Ama hiç tanışmadığın biri, yani normalde tanımadığın ama gördüğün biri ise eğer de yanına giderek, merhaba diyerek başlayabilirsin. Ama tepki alır mısın? Yeni tanıştığın bir kişinin karşısına giderken alabilirsin. O yüzden fazlaca nazik olman gerekiyor. Erkeklerde tahammül edemediğin özellikler bence argo konuşmaları, küfürlü konuşmalarına tahammül edemiyorum. Beni sinir ediyor. Kızlardaki bazı özellikleri ağızlarında sürekli erkeklerin. Daha sonra egolu, her şeyi ben bilirim tarzında kendini beğenmiş erkeklerden de nefret ederim. Yani o yüzden de onlardan uzak durdum her zaman. Mehmet nasıl biri olsa onunla devam etmezdin. Şiddet uygulayan, her şeyime karışan, giyimime olsun, dışarı çıkmama olsun, beni kısıtlayan, evden dışarı çıkmayacaksın dese mesela ya da beni aldatsa, bu durumlarda herhalde ondan ayrılırdım, onunla birlikte olmazdım. Kadın mı alttan almalı yoksa erkek mi demiş. Bence duruma göre değişir. Kim haksızsa o alttan almalı diye düşünüyorum. Bunun kadını erkeği yok çünkü. Haksız olan alttan almalı diye düşünüyorum. Kadın evde oturup çocuk bakmalı düşüncesine yaklaşımın nedir? Bence yanlış. İsterse kadın çalışabilir. Yani illa erkek sadece çalışacak, kadın çocuklara bakacak diye bir şey yok. Bence eşitlik olmalı. Kadın da çalışabilir. Özgürlüğünü eline alabilir yani. Erkeğe bağımlı olmak zorunda değil. Bu çok yanlış bir düşünce. Katılmıyorum ben. Aşkta gurur var mı? Bence aşkta gurur yoktur. Yani aşk olunca insanın gözü hiçbir şeyi görmüyor yani. Karşındaki insan sana hata yapsa bile onu alttan alıyorsun. Neden böyle oluyor? Ben de anlamıyorum ama yine de kabul ediyorsun bazı şeyleri bence. Gurur olmuyor. Gurur olursa zaten aşk olmuyor. İlişkiler hakkındaki sohbet videomun sonuna geldim. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.